Enflasyon gündemimizin önemli başlıklarından olmaya devam edecek. Ne zamana kadar? 2024 yılının sonuna kadar. 2024 yılının sonlarında artık enflasyon ateşi düşmüş. Tabii ki 2025 yılında inşallah da enflasyonun düşük olduğu bir ülke olacağız ama 2024'e kadar enflasyon derdimiz var. Çok dikkatli olmalıyız. Harcamalarımızı çok dikkatli yapmalıyız. Mutlaka tasarrufta olmamız lazım. İthal malların tamamından uzakta durmamız lazım. Pasif gelir grubu oluşturmamız lazım. Pasif gelirler yapmamız lazım. Borsanın Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi aşağı mümkün olduğu kadar halka indirmeye çalışacağız çeşitli finansal araçları diye bazı finansal araçları yaygınlaşması bizim enflasyonu vatandaş olarak yani bizler olarak atlatmamız biraz kolay olacak e, aramızda iş yapanlar varsa bir şeyler üreten varsa Türkiye'de her ne üretiyorsanız hizmet mal fark etmez eğer bir üretimin içindeyseniz mutlaka ne olur lütfen Allah'ıza için kendiniz için aileniz için bu ülkenin geleceği için ihracata yönelin e, ister B2B olabilir, ister B2C olabilir, mikro ihracat olabilir. Her türlü mutlaka ihracatın içinde olmanız lazım. İhracat, müthiş önemli ihracat, muazzam önemli. ihracatsız olmaz. E, bakın dünya yollar üzerine kuruluyor şu anda. Bugün konuşacağız. Yine yol kavgası var. Çok büyük bir savaş var. Yol savaşı. Yine konu ihracat. Dün bir şey konuştuk hatırlıyor musunuz? Kim 500 milyar ister de bir soru çıkıyor. İşte kölelik karşıtı olan Kuzeylileri destekleyip kölelik yanlısı olan Güneylileri hangi ülke desteklemiştir? Osmanlı çıkıyor cevap. Ve ne güzel Hamasi olarak konuştuğumuzda diyoruz ki aa Osmanlı işte ne güzel dünyada kölelik karşıtıymış. Elbette kölelik karşıtıydı. Kuzeyliler de Abraham Lincoln tarafının kazanacağını öngörmüştü bir şekilde. Doğru ata oynadı falan tarafları var. Ama asıl mesele pamukta ihracattı. Çünkü Güneyliler tarımcıydı. Güneylilerde tarım vardı. İngiltere Amerika ile pamuk rekabı içindeydi. İngiltere'nin hem Hindistan, Asya'dan yaptığı pamuk hem Amerika'dan yaptığı pamuk ticaret yollarında böyle bir takım planları ve stratejileri vardı. Aynı zamanda Osmanlı'da o anda Morris olan Amerikan Büyükelçisi, aslında bir Yahudi olan Amerikan Büyükelçisi Osmanlı'nın içindeydi o sırada. Ve o da Osmanlı'yı pamuğa yöneltti. Dedi ki eğer Güneylilere karşı gelirseniz, Kuzeylilerin tarafını tutarsanız biz de size Osmanlı'da Osmanlı'ya pamuk getiririz ve pamuk başlar dedi. işte o Türkiye'deki pamuk da öyle başlamıştı. Konu pamuk ihracatıydı. Ya. Yani bak Amerikan iç savaşı, Osmanlı'nın pozisyon alması falan konu ne ihracat? İşte Zengizur koridorları bilmem neler konu ne ihracat? İşte kalkınma yolu bilmem ne stratejileri konu ne ihracat? Kuzey Afrika bağlantı yolları, Kuzey Afrika'daki hakimiyet ve nüfus kurma çalışmaları konu ne ihracat? Yani istediğin kadar geriye git. Konu ne ihracat? İhracat, ihracat. Yani işte maraton savaşı, Helenlilerle Persler savaşı, konu ne Kuzey Karadeniz ticaret yolları ihracat? Bak bu dünya binlerce yıldır ihracat üzerinde dönüyor. Bak bu dünya bütün meselesi binlerce yıldır ihracat. Biz yanlış anlıyoruz. Bizim bürok aristokrasimiz falan da yok ki. Lanet gelsin benim aristokratım dediğim holding çok büyük Türkiye'nin bilmem ne holdingi o holding bu holding var ya sığır holding bilmem ne holding falan. Bunlar montajcı adamlar yani. İhracat kafası olan adamlar değil ki. Montajcı Türkiye'yi sömürü ampul yapmış bilmem ne yapmış şimdi de şey yapıyor. Geçen diyor ya bir tanesi Selçuk Bayraktar anlatıyordu. Sen başörtüsün hafif hafif yollan buradan diye. Ünlü bir beyaz eşya üreticisi işte o holding lerden birinden yollanmış başörtülü olduğu için Müslüman bir kadın. İyi ki diyor gitmiş diyor Selçuk Bayraktar. Yoksa diyor yapacağı en fazla şey biraz daha teknolojik çamaşır makinesi de O da içeriye mal satmak için. Montaj sanayi. Bizim ihracata yönelmemiz lazım. Çocukları bile daha ortaokul, lisede ihracatı anlatıp ihracata teşvik etmemiz lazım. Hakikaten. Enflasyon çok acayip önemli. E, tüketici fiyat endeksi işte hani tüfe. E, Eylül ayında %4.75 artarken yıllık bazda %61.53 oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? 2023'ün Eylül ayında ana harcama grupları itibariyle en düşük artış %59'da giyimli olmuş. En yüksek artış malum %30'da okulların açılması sebebiyle bu ayda. %30'da eğitim kategorisinde olmuş. Yıllık değişim verilerine bir bak. Sana söylüyorum için 50 ayında bir önceki aya göre artış ne kadar biliyor musunuz? %4.75, %5. Aralık ayına göre artış %60. Bu enflasyon artacak dostlar. Bu Bak bu burada da kalmaz. Artar. Çünkü şartlar öyle. Neden artacak diyorum ben? Şu yüzden. Cari açık veren bir ülkeyiz. 254 milyar dolar bir şey mal satıyoruz ama 362 milyar dolar satın alıyoruz. 120 milyar dolarlık açık. Bunu nasıl karşılayacaksın bu açığı? Bu açığın karşılanabilmesi için borç bulmak zorundasın. Onun adı sıcak para işte. Bizim bunu borçsuz kapatmamız lazım. Bunu borçsuz kapatmak bu açık. Arada açık var. Yani değil mi? Şimdi bu ihracatım benim. Geldi o Hop 254 milyar. Çok güzel. ithalat Aa geçme geçme geçti geçti. 360 milyar. Allah. Bak arada açık var. Bu aradaki açık şu şu aradaki açık. Ceyran yapıyor. O böyle diye senin cüzdanından, ülkenden, hazinenden paraları götürüyor. oğlam o pencereyi kapat diyorsun ya. Ya esiyor oğlum tutulduk falan diyorsun ya. O işte o cari açık. Kapat onu. Onu kapat diyorsun. Kapıyı kapat. Hatta ne yapıyorsun? Alta sünger falan çekiyorsun. Aynen öyle yapmamız lazım. Nasıl yapacağız onu? Bunun iki tane yolu var. Bunu arttır. 254 milyar doları arttır. 300 milyar dolar hedefle. 300 milyar doları yakalayamasan bile 280'i yakala. Bunu da azaltma hedefle. Mümkün oldu hadi 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 durumu olacak. Buradaki para nereye gidiyor? En büyük parayı nereye kaptırıyoruz biz? Faize. Ondan sonra nereye kaptırıyoruz? Enerjiye. İşte faize artık para kaptırmama ihtimalimiz yok. Çünkü Türkiye'de faiz yükseliyor. Tamam kaptıracağız. O zaman enerji maliyetlerini düşür. Ham madde ithalatını düşür. Bir yolunu düşür de bari burada ticaret de o aradaki açığı kapatmaya çalış durumundayız şu anda. Bu ancak hep birlikte yaparsak olur. Yani bunu devletin de böyle yapması lazım. Öyle mi yapıyor? Öyle yapıyor. Tamam. Bu ekonomi kurmayların yöneticilerinin de öyle yapması lazım. Öyle mi yapıyorlar? Evet. Beyanlarından biliyoruz. Öyle yapıyorlar. Ticaret Bakanlığı bilmem ne bakanlığı falan gibi ekonominin işte burada Çevre Şehircilik Bakanlığı Tarım Orman Bakanlığı da dahil. Onların da böyle aman ha ithalatı düşürüyoruz, ihracatı arttırıyoruz diye dertlenmesi lazım. Bana kalırsa milli eğitim Bakanlığı ile adam Adalet Bakanlığı'nın da ihracata dertlenmesi lazım. Yani benim benim görüşümde, benim perspektifimde Adalet Bakanlığı'nın oturuyor bakan yardımcıları, genel müdürleri, kurmayları oturuyor. Evet birinci gündemimiz Türkiye'de ihracat. Ne? Adalet Bakanlığı. Evet, evet burası Adalet Bakanlığı ama bir numaralı gündemimiz Türkiye'de ihracat. Biz nasıl katkı sağlayabiliriz ihracatın artmasına demesi lazım Adalet Bakanlığı'nın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplayıp adamların evet arkadaşlar şimdi okulları konuşacağız. Eğitim şudur budur falan öğretmen maaşları bilmem ne bütün mesele var evet onlar dur bir dakika dur şimdi. İhracata biz Milliyetin Bakanlığı olarak nasıl katkıda bulunabiliriz diye bir motivasyonda olması lazım. Bak çok ciddi. Bütün herkesin burada. Sonra büyük bankalar. Yabancı bankalardan böyle bir hizmet bekleyemezsin. Adamın umurunda mı? İspanyol Bankası var şimdi. Senin Türk Bankası zannettiğin İspanyollara satılmış. Bilmem ne ki hangi ülkeye satılmış. Bir sürü bankan var değil mi? Tamam. Onlardan öyle bir şey bekleyemez. Adam yabancı banka. Adamın derdi faiz, maiz. Parayı çevireyim, sömüreyim, gideyim yani. Onlar ne ülkenin kalkınmasından? Tamam onlardan niye öyle bir şey bekliyorsun? İste beklemez zaten. Büyük saflık. Ama Türkiye'nin bankaları var ya hani örnek veriyorum. Akbank, İş Bankası gibi bankalar. Onlar evet arkadaşlar ihracata nasıl Uğraşıyorlardı onlar şimdi. Allah var. Uğraşmıyorlar değil. İş Bankası çok uğraşıyor. Mikro ihracata destek için uğraşıyor. Ödeme şeması yapalım. Bilmem ne yapalım. Şunu yapalım. Bunu uğraşıyorlar. Devlet bankaları evet ihracatını nasıl arttırırız diye uğraşmalı. Sonra fabrikatörler. Büyük sermayeler. O holdingler bilmem ne. Evet ihracat. TÜSİAD, MÜSİAD, OSUBUS. Evet ihracatı nasıl arttırmalıyız diye konuşmaları lazım. Sonra organize sanayiler evet ihracatı nasıl arttırmalıyız diye konuşması lazım. Medya her gün ihracat konuşması lazım. Ondan sonra gençler ihracatı nasıl yapmalıyım? Esnaf ihracatı nasıl yapmalıyım? Ev anneleri, ev hanımları, anneler oturuyor hiçbir iş yapmıyorlar. Ev, yani para kazanma anlamında bir iş yap dediğim. Bir iş yok şey yok. Onlar mesela ya bu ülkenin ihracatını ben acaba nasıl arttırırım diye annelerin dertlenmesi lazım. Üniversitede öğrenciler böyle endüstri mühendisliği, mimarlık falan okuyorsun. Sen de okuyorsun mimar. Sen ne sosyal bilimler? Senin bölümün ne felsefe? Felsefe bölümünde hocanın derse gidip böyle felsefe bölümünde bile. Evet arkadaşlar ülkenin ihracatına nasıl katkı yapmamız lazım? Liselerde herkesin ihracat konuşması lazım. Vallahi diyorum bak. Bunu böyle yaptığımızda oh. Bambaşka bir hal gelir ve hemen arkasından kim ki o bütün en cumhurbaşkanından tut uu, Lisedeki öğrenciye kantinci abiye kadar getir meseleyi Bütün o ev hanımları fabrikatörler sanayiciler bankacılar bürokrasi bilmem ne medya falan tamamı ihracatını nasıl artırmalıyız diye konuşurken hemen arkasından da şey o işin Onun arkasından gelmesi gereken bir cümle de var ne o ithalatı nasıl düşürürüz Buna dertleneceğiz bununla uğraşacağız bak takır 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 çözülecek meseleler Görürsünüz inşallah yapılsın